Tekrar merhaba. Şimdi Uzman 4 bölümüne geçeceğim. Sen de hazırsan başlayalım. Şöyle ilk slaytımızı çağıralım. Okuyalım. 3 kız 2 erkek öğrenci yan yana erkekler bir arada olmamak koşuluyla. Erkekleri biz ne istemiyoruz? Yan yana istemiyoruz. Kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. Bir kere şöyle düşünelim. Bunların hepsi 5 faktöriye kadar normalde sıralama yapar. Erkeklerin yan yana olmasını bütün sıralamadan atarsam erkeklerin yan yana olmadığı durumları bulurum. Şimdi 3 tane kızımız var. 2 tane de erkek. Bunların yan yana olması için paketleyeceğiz. Bu sıralama sayalım 1, 2, 3 pakette dahil 4 tane eleman var. 4 faktöriyel. Bir de paketin içerisinde sıralama olur. 2 faktöriyel. İşte bu erkeklerin yan yana olma durumunu atıyorum. 4 faktöriyel, 2 faktöriyel. Sonrasında şurası 120. 4 faktöriyel 24, 2 ile çarptım. 48 yaptı. 48'i buradan çıkartalım. 2, 72 geliyor. Cevap B. 1, 2, 3, 4 rakamları kullanarak rakamları farklı 4 basamaklı sayılar yazıldığında kaç tanesinde 4 rakamı daima 2 rakamından daha büyük basamak değerinde olur? Aslında 2 burada duracak, 4 bunun sağında duracak. Araya sayılar girebilir de girmeyebilir. Olay şu aslında. 4, 2'nin ya sağındadır ya solunda. Yani bütün sıralamada ya sağdadır ya soldadır ya. Biz sağdaki istediğimiz için bütün sıralamayı 2'ye böleceğiz. 4 faktöriyel bölü 2'dir diyeceğiz. 24 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız 12 olacak. C şıkkı. Şimdi böyle bir sayı verilmiş. Sayısının son 3 basamağındaki rakamların toplamı kaçtır diyor. Burada şunu incelemek istiyorum. N artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel acaba neye eşit? N artı 1 faktöriyeli ben n artı 1 çarpı n faktöriyel diye yazacağım. Sonra burayı n faktöriyel parantezine alalım. N artı 1 eksi 1 ve n faktöriyel çarpı n'i görmüş olduk. Bunu tersten düşüneceğiz. Yani aslında şunun eşiti neresiymiş? Şurasıymış. Peki buradan ne yazabiliriz? Şimdi şurayı konuşalım. Bu 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel eşittir. Bu anlamda. Hemen bir sonraki 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Bir sonraki 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Böyle gidelim. Son sayımız 213 faktöriyel eksi 212 faktöriyel olur. Bunları topla diyor bize. Şu şekilde gidişlerimiz var, görüyor musun? Böyle devam edersek burada en son bu da gidiyor. Yani 2013 faktöriyel eksi 4 faktöriyel kaldı. Benden ne istemişti? Sonuç basamağındaki rakamların toplamı. Bu ifade 2013 faktöriyel eksi aslında 24. Şimdi 2013 faktöriyelde bir sürü sıfır var. Şimdi onun sıfır adedini bulmayacağım. Şöyle birkaç tane sıfır ekleyeyim. Aslında çok fazla. Bunu hatta 5'e bölerek bakıyorduk, değil mi? Sayımızın böyle bir şey olduğunu düşünelim. Şuralar önemli değil. Burada sıfırlar bir yerde kaybolur ama ne olduğu da önemli değil. Ben buradan 24'ü çıkartacağım. Sonra 10'dan 4 çıktı, 6. 9'dan 2 çıktı. Kaç kaldı? 7. Şurada da bir 9 indi aşağı. Ondan sonraki de zaten hep 9 9 diye gidecek. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizden istenen son 3 basamaklı şurası. Toplamını istiyor. 9 7 16. 6 da oradan 22 geliyor cevap. Yani E şıkkı. Bir çocuk farklı 5 oyuncak arasından 2 veya daha fazla oyuncağı kaç farklı biçimde seçebilir? Şimdi 2 tane seçebilir. Ya da 3 tane seçebilir. 4 tane seçebilir. Şöyle.
Ya da ne yapabilir? Hepsini de seçebilir. Peki. O zaman bu 5'in ikili seçilimi. Şurası 5'in üçlüsü. 5'in dörtlüsü ve en son 5'in beşisi. Soru bu. 5'in ikilisi 10. 5'in ikilisi ve 5'in üçlüsü eşit olduğu için bu da 10. 5'in dörtlüsü 5. Bir de oradan 1. Şu 1 bir daha yazılsın. 26 da öyle. 26 yapıyor cevap. Yani D şıkkı. Farklı yıllarda basılmış 5 tane 10 kuruşluk. Şimdi 5 tane 10 kuruşluk varmış. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine farklı yıllarda basılmış 4 tane 5 kuruşluk. 1, 2, 3, 4. Metal paradan 25 kuruş en fazla kaç şekilde oluşturulabilir demiş. 25 kuruş oluşturmaya çalışıyoruz. Şöyle olabilir. Şu ikisi, yani iki tane alırım buradan. Şu ikisi demeyelim. Buradan iki tane alınabilir. O zaman 20 kuruş elde edilir. Buradan bir tane alınabilir. Dördün birlisi. Pekala, başka ne yapılabilir? Şimdi buradan üç tane alırsak geçeriz. O olmaz. O yüzden buraya gelelim. Ne yapabiliriz? Ya da şimdi bu dört taneden üçünü seçsem, dört tane üçünü seçtiğim zaman ne elde etmiş oluyorum? 15. Buradan da bir tane seçeyim. Evet. Başka da ihtimal oluşmuyor açıkçası. Tamam, bu kadar. Şu 10 çarpı 4, bu 4 çarpı 5, 40 oradan, şurada çarpmamız var. Artı 20 de buradan. Demek ki kaç geliyor bu? 60 geliyor. A şıkkı. Bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. A, B, C, D, E, F gibi dersin okutulduğu bir fakültede D, E, V dersleri aynı saatte verilmekteymiş. Yani şu ikisi aynı anda veriliyor. Yani D ve E'yi seçmek, aynı anda seçmek imkansız. 3 ders seçmek isteyen bir öğrenci kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Şöyle yapalım. Mesela bunlardan birini seçse, ikinin birlisi. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 taneden o zaman 2 tane seçmeli. Hani toplam 3 derse tamamlamaya çalışıyoruz. Veya bunlardan ikisini zaten seçemiyor. Bunlardan hiçbirini seçmeyebilir. Şöyle. O zaman geriye kalan 4 dersten 3'ünü seçebilir. Tamam. Bu kadar. 2 çarpı 6 artı buradan da 4. 12 artı 4. Yani 16 çıkıyor. Nerede? A şıkkında. Düzlemde verilen 10 noktadan biri A'dır. Herhangi üçü doğrusal olmayan bu noktalarla bir köşesi A olan en çok kaç dörtgen oluşturulabilir demiş. Şimdi 10 tane nokta var. Şöyle, bunların herhangi üçü de doğrusal değilmiş. Ben şöyle uydurayım. Mesela şurasının A olduğunu düşünelim. Biz ne istiyoruz bu arada? Kaç dörtgen oluşturacağız diyor. O zaman bizim geri kalan A'nın dışında 9 nokta var olduğu için ben bunları rastgele koydum, sayısına da bakmadım. Bu 9 noktadan 3'ünü seçmemiz gerekir. Çünkü A zaten belli. Cevabımız o zaman 9'un üçlüsü olacak. Tamam, 9, 8, 7, 6. Şimdi sonra aşağı tarafa ne yazacağız? 3 faktöriyel ve 6 faktöriyel yazacağız. Doğru değil mi? Evet. O zaman şunlar zaten gitti. 9, 8, 7, 3, 2 diyelim. Bu bunu götürdü 3, bu bunu götürdü 4. 12 çarpı 7 çıkıyor. Yani cevap 84 gelecek C şıkkı. Bu açılımda ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan 5. terimde x'in kuvveti kaçtır demiş. Şimdi bir kere normalde burada kuvvet 12 olduğu için 13 tane terim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Şimdi sondan 5. diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şundan bahsediyor. Bu baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. terime denk geliyor baştan. Hani şuradan itibaren. Bunu şöyle de bulabiliriz. 12 yazıyor ya burada. Şimdi 12'ye 2 ekleyeceğiz. Yani şimdi sondan terim sayısı verildiği zaman baştanı hesaplamak istiyorsak bundan da 5'i çıkartacağız. Bak bu genel bir durum. 14 yapıyor. 5'i çıkardığımız zaman 9. terimi böyle de bulabiliriz. Bu pratik yol. Çünkü hani kuvvet çok olursa böyle sayacak mıyız hocam diyebilirsin. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? R artı 1'i 9'a eşitliyoruz. Bu standart bir çalışmaydı. R 8. Peki ne diyeceğiz? 12'nin 8'lisi. Sonra 3x üzeri. Bunun farkı gelecekti. Burası 4. Şuraya da eksi 2 bölü. Bunu ben x üzeri 1 bölü yazmak istiyorum. Bunun da 8. kuvveti. Evet. Şimdi bize x'in kuvveti sorulduğu için şu sayıyla uğraşmanın bir anlamı yok. Hatta şurada 81 var. Onunla da uğraşmayacağım. Katsayıyı boş ver. Buradan x üzeri 4'ü görüyorum. Şuradan çift olduğu için bu katsayı da çok önemli değil. Hiç önemli değil. Şöyle gelecek. Bunu yukarı atıyorum. X üzeri eksi 1 bölü 3 oluyor. Bunu 8. kuvveti. Buradan x üzeri 4. Şurada x üzeri eksi 8 bölü 3 yaptı. Kuvvetleri topladığımız zaman 4 eksi 8 bölü 3. Burada 12'den 8 çıktı 4. Yani x üzeri o zaman 4 bölü 3 geliyor. Evet, E şıkkında yanıt. İfadesinin açılımındaki terimlerden bir tanesi bu olduğuna göre M artı N nedir demiş. Bir kere herhangi bir terime nasıl ulaşıyoruz onu bir hatırlayalım. Şöyle birinci terim çarpı ikinci terim. Ben onu şöyle yazacağım. Evet, durum bu. Şimdi şu noktayı bir bırak. Ben şuradan faydalanacağım. 8 diyor. Bu ipucu. O halde burası kare olduğuna göre buraya bir kere 4 gelecek. Şurada eksi 9 diyor. Burada eksi 3 varsa o zaman buraya 3 gelecek. Sonra şunların toplamını buraya koyacağız. 7. Şu yazdığımız hatta şu, dur. Şu yazdığımız sayıda bunun direkt altına yazılacak. Tamam. Her şey anlaşıldı. Şimdi 7'nin üçlüsünü bir hesaplayalım. 7, 6, 5. Sonra ne oldu? 4 faktöriyel. Bu 4 faktöriyel 3 faktöriyel. Şurası 16 çarpı x üzeri 8. Buradan gelin küp olduğu için burada eksi var. Eksi y üzeri eksi 9. Evet, sayı büyük gibi duruyor. Şunları bir gönderelim. Şunları da gönderdik. Burada 35 çarpı 16 var. Yalnız şunun açılımından da eksiği öne atacağım. Tamam. Buymuş. Şimdi m dediğim değer şurası yapıyor. N dediğim değer de zaten 7 idi. Hani onu bulduk. Buradaki şu ifade hani kuvvetten geliyordu ya. N 7 onu da anlamış durumdayız. 35 ile 16'yı bir yerde bir çarpalım. Evet, 30 yaptı. Şuradan kaç? 18, 210, 35, 0, 6, 560 ama eksi 560. M'yi eksi 560 olarak bulduk. Bir de N sayımızda neydi? 7 idi. Topladığımızda ne gelecek? Eksi kaç oluyor? 553 oluyor. Peki bu durumda cevabımız nedir diye şöyle bir bakayım. Ama burada M artı N sorulmuştu bize. O zaman bunun cevabı 553 D şıkkı çıkıyor. İçinde kırmızı, beyaz, sarı toplar bulunan bir torbadan çekilen topun kırmızı olma olasılığı 1 bölü 4. Beyaz olma olasılığı 7 bölü 12. Torbada 6 kırmızı.
Şöyle bir torba çizelim. 6 tane kırmızı varmış. Bunu bir yazayım. Şimdi benim burada dikkatimi çeken şu oldu. Kırmızı olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre, burada da 6 tane kırmızı olduğuna göre bütün bilye sayısı, pardon, top sayısı 24 olmalı. Hani 6 bölü 24'ten 1 bölü 4. Tamam. Bize sorulan soru nedir? Sarı topların sayısı sorulmuş. Şöyle yapsak. X tane beyaz olsa, sonra geriye 24'e tamamlayacağım. 18 eksi x tane de sarı olsa. Şimdi burada beyaz olma olasılığı x 7 bölü 12 diyor. Yani x bölü 24, 7 bölü 12. Şunları gönderdim 2. Demek ki x değeri nedir? 14'tür. Evet. Şurası 14 çıktı. Peki bu 14 ise, buraya da 14 yazarsak sarı toplan adedi ne görünüyor? 4 görünüyor. Tamam, bulduk o zaman. A şıkkı. Şekildeki ABC üçgeni eşkenar üçgendir. AB bir kenar, yani 2 birim. Üçgenin iç bölgesine seçilen bir noktanın en yakın köşeye olan uzaklığı bir birimden küçük olma olasılığı nedir? Yani aslında şöyle, tam bir birimden diyor. Tam ortalarını bir alayım bunların. Birbirinden küçük. Şu içeride kalabilir. Aslında A merkezli bir birim yarıçaplı dairenin içerisinde kalan bütün noktalar olabilir. Aynı şekilde B merkezli, evet şöyle çizeceğim. Burada kalan noktalar olabilir ve şurası da olabilir. Yani bu noktaların olasılığını hesaplamak için biz bütün üçgen alanını alt tarafa yazacağız. O aslında akarekök 3 bölü 2'den, yani 2'nin akarekök 3 bölü 4'ten 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Bu eşkenar üçgenin alan formülüydü. Kenarı burada 2 birim. Sonra şu 3 tane daire diliminin alanları toplamını konuşacağız. Zaten bu eşkenar üçgen olduğu için her bir köşe 60'ar derece ya. Bunların üçünün toplamı aslında 180 derecelik bir daire dilimi, ki o da aslında yarım dairedir. Peki yarıçapı ne bunun? 1. Bu durumda pi çarpı 1'in karesi yarım daire olduğu için 2'ye bölmek gerekiyor. Şunlar zaten 4 4 gitti. Yukarıda pi bölü 2 var. Şurası da kök 3. O zaman pi bölü 2 kök 3 gelecek cevap. Nerede? B şıkkında. 3 basamaklı ABC sayıları arasından seçilen bir sayının A küçüktür, B küçüktür, C şartı sağlama olasılığı nedir diye sormuş. Bir kere evrensel kümemiz nedir? A sayısını biz 0 seçemeyiz. 9 tane seçmeliyiz. 9 rakamdan seçmeliyiz, 0 hariç. Geri kalan B ve C'yi ne yapmamız lazım? 10 rakamdan seçmemiz lazım. Çünkü 3 basamaklı ABC sayıları arasından seçilen diyor. Yani aslında 900 tane olayımız var. Bu evrensel küme. Yalnız A küçüktür, B küçüktür, C demiş değil mi bize? Şimdi bunun 3 basamaklı olabilmesi için A'nın kesinlikle 0 olmaması lazım. Yani bizim seçeceğimiz sayılar aslında 1, 2, 3 diye 9'a kadar giden rakamlar arasında. Peki o zaman bunlardan herhangi üçünü seçsem, 9'un üçlüsünü. Seçtiğim sayılar zaten nasıl olacak? A küçüktür, B küçüktür, C diye dizilebilecek. O yüzden bu da seçim sayımız. Peki 9, 8, sonra 7, 6 faktöriyel. Şurayı 6 faktöriyel, 3 faktöriyel diye bir yazalım. Şunlar gitti. 3, 2 deyince buradan 3, buradan da 4 kaldı. Sayı biraz büyük geldi gibi. 12 çarpı 7'den 84, çok da büyük değil. Evet. Bu durumda 84 bölü 900'dür bu olayın olasılığı. Peki bunlar en iyi neye bölünür diye düşünüyorum.
Şimdi 2'ye bölsek kaç yaptı burası? 42. Şurası kaç oldu? 450. Hala 2'ye bölünebilir. 21. 2'ye böldüm. 225. Bir bakıyorum. 3'e bölünebiliyor 7. 3'e bölünebiliyor. Buradan da ne geliyor? 75. Öyle değil mi? Şimdi 70, 215 aynı. O halde cevabımız 7 bölü 75 çıkacak. Yani A. Gülsen, İknur ve Şenay'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreterden oluşan 3 kişilik komisyon kuruluyor. Gülsen, İknur ve Şenay'dan sadece ikisinin bulunduğu kaç farklı komisyon kurulabilir demiş. Bir kere 2 kişi istediğimiz için bu 3 kişiden 3'ün ikilisi kadar seçim yapacağız. Bunlar kimler? Gülsen, İknur ve Şenay. Peki şimdi geriye kalan 4 kişiden biz kaç kişi seçeceğiz? Bu arada 3 kişi değil mi? Geriye kalan 4 kişiden birini daha seçmemiz lazım. Sonra bu da yetmiyor. Biz şimdi 3 kişi seçtik ya. Bu 3 kişiden de birini başkan, geri kalanlardan birini yardımcısı, geri kalanlardan birini de sekreter olarak seçmemiz lazım. Evet, hesap bu. 3'ün ikilisi 3. Şuradan bir saniye. Çarpı 4. 3 ve 2 ve 1. Evet. Bura 12, burada 6. Demek ki ne çıkıyor? 72 çıkıyor. E şıkkı. Bir sınıftaki öğrencilerin 15 erkek ve 20'si kızdır. Erkeklerin 3'ünün, kızların 5'inin cep telefonu yoktur. Bunu şöyle yapalım. Bir kutu oluşturalım. Erkekler, kızlar, telefonu olanlar, olmayanlar diye yapacağım bu işi. Şuraya erkekleri yazalım, şuraya kızları. Telefonu olanlara T artı, diğerlerine de T eksi diyeyim. Bir kere erkeklerin 3'ünün telefonu yok diyor. O zaman burası 3. Kızların 5'inin burası 5. Toplam erkek sayısı 15 olduğuna göre buraya 12 kalır. Kız sayısı 20 olduğuna göre buraya da 15 kalır. Tamam. Tablo bu. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin cep telefonunun olduğu bilindiğine göre. Bir kere burada bilinen şey evrensel küme. Ne biliyoruz? Cep telefonunun olduğunu biliyoruz. Şimdi yani şu yukarıdaki kümeden bahsediyoruz. Sadece burada çalışacağız biz. Burası bizim evrensel kümemiz olacak. Peki. Yani o zaman paydamızda bir kere 27 hazır bekliyor. Erkek olma olasılığı. Erkeklerde bunların bu sarı küme içerisindeki olay sayısı ki 12 tane. Evet, bunlar en iyi neye bölünür? 3'e bölünür. Buradan 4 kalır. Buradan da 9 kalır. 4 bölü 9 cevap. 3 kız ve 4 erkek bir sırada gelişi güzel sıralanıyor. Bu sıralamada her kızın 2 erkek öğrenci arasında olma olasılığı nedir? Şimdi bir kere erkek sayısı fazla. Şöyle yapacağım ben. Erkekleri bir oraya yerleştirelim. Şöyle. Tamam. 2'de bir K yazıp duruyorum, pardon. O zaman kızların buraya gelmesi zorunlu. Çünkü bak diyor ki her kızın iki erkek arasında olma. Evet. Yani bunlara birer kişilik yer bırakmalıyız kızlar için. Şunlara da KK diyelim. Bu olasılığı soruyor değil mi bize? Şimdi bir kere erkeklerin kendi arasındaki yerleştirme sayısı 4 faktöriyel. Kızlarınki ne? 3 faktöriyel. Bu bir kere istenen durum. Evrensel durumda bu 7 kişinin yaptığı tüm sıralama. Tamam. 4 faktöriyel. Şu 3'ü ben 3, 2 diye açayım. 7 faktöriyel 7, 6, 5, 4 faktöriyel. Şunlar gitti. Bununla da bu gitti. 1 bölü 35 çıkıyor. A şıkkı.
Bir tavla zarı 100 kez atıldığında 25 kez üst yüzüne 5 gelmiştir. Bir kere yani bunun gelme oranı şu an 25 bölü 100'den nedir? 1 bölü 4'tür. Tamam. Daha doğrusu zar en az kaç kez daha atılırsa zarın üst yüzüne 5 gelme olasılığı teorik olasılık değerine eşit olur. Bir kere teorik olasılığın değeri hani zar için söylüyorsak 5 gelmesi 6'da 1'dir. Yani 1 bölü 6. Şimdi aslında bu daha büyük buradan. Dolayısıyla biz şimdi kaç kez atmıştık? 25 kez atmıştık değil mi? Bundan sonra 100 atışı tamamladık ya. Attıklarımızın hiçbiri 5 gelmemeli ki. Biz ne yapalım? Bu değer zaten büyük. Teorik olasılığa eşitlenebilelim. Ancak bu durumda en az atışı gerçekleştirmiş olur. Çünkü kazara bir 5 daha atsak, hani şuraya bir artı bir daha gelse, tekrar bunu kapatmak için aşağıda 5'in dışında farklı sayılar daha atmam lazım. Bu durumda da atış sayısını artırmış olurum. O yüzden bundan sonra attığım hiçbir zarın 5 gelmesin de başka ne gelirse gelsin durumundayım. Pekala bir bakalım. Bunları çarptığımız zaman 150 100 artı x yapıyor. Yani x buradan 50 geliyor. 50 atış daha yapmalıyım ama bunların hiçbiri 5 olmamalı. Cevabımız nedir? B şıkkıdır.